biçimi bile. Ay biz imza atarsa kimin ne çıkacak? Ne? Olacak şeydir abi. Çok güzel ya. Kağıda ne kadar güçle dokunuyorsunuz? Evet. Kaç aşamada imza atıyorsunuz? Evet. Attığınız imzada noktaya da işte aksan koyuyor musunuz? Bunlar çok çok önemli. Ve adınızdaki, soyadınızdaki noktalamalar gerçekten çok önemli. Çünkü her nokta benim yaptığım bu çalışmada enerji kaynağı anlamına geliyor. Ve sizi yönlendiren enerji, evet, kağıdın işte sağında mı solunda mı ya da kuzeyinde mi güneyinde mi? Yani yön ya tarifi olarak. Ben sana bir de bir isim vermek istiyorum ondan sonra. Bu sıkı bir hocamız vardır ondan sonra. Televizyonda çıkıyor Mehmet Ali Bulut diye. Duydunuz mu? Bak bu Mehmet Ali Bulut'un harflerle alakalı çok enteresan tamam. bir kitap çıkardı. Bak evet. o kitabı al. Çünkü tamam. ondan sonra Y'lerin, B'lerin, bir takım şeylerin çok önemli şeyleri var. Ondan sonra sana belki katkısı olabilir. Yani bu, ben şey olarak söyledim. Bu yazı, evet. siz buraya yazıyı yazarken, yani zamanı dondururken, yazdığınız yazıdan çıkan, yani sizin yazınız neyse, ondan zaten dokunuş biçiminizden aşağı yukarı karakterinizi, yani nasıl bir kimliğe sahipsiniz, o çıkıyor zaten. Artı bir de şey attığınızda, imza ya da parafınızı attığınızda dokunuş biçimi ve kaç aşamada yaptığınız da bunda, bu da çok önemli. Ve adınızdaki, soyadınızdaki noktalamalar çok önemli. Ve bunların eşliğinde bir grafik, yani bir desen çıkıyor. Evet. Ben o deseni sizi tanımıyorum ama evet. yani kimlik olarak evet. imza atandan bahsediyorum. Evet. Ama oradaki çıkan kodlamalar, yani şeklin kendisi. Mesela işte kameraya da gösterelim bunu. Göster hangi kamera çekiyor bilmiyorum. Şu. Bu kameraya ver. Çıkan o desen. Bakın imza çocuklar ne hale gelmiş görüyor musun? O desen sevgili Yıldo. Evet. O desenden kişiyi ben tanımlayabiliyorum. Yani %90 hemen hemen tanımladığım şeyler kişiye ait oluyor. Evet. Böyle bir şey. Çizerimin ana teması bu. Tabii bunları çizerken aynı anda çizginin ya da sesin tribalini çizebiliyorum. Yani kişinin sesinden karakterini çıkarabiliyorum. Bu da benim müzik eğitimimden kaynaklanıyor ve nota yazım ve basım bölümü okudum İzmir Devlet Konservatuarı. Duyduğum sesleri notaya yazabiliyorum. Güzelim, senin gibi insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Ben sana söyleyeyim. Ama işte ihtiyacı var, ihtiyacı. Geç kalıyoruz yani. Sizleri evet. böyle ondan sonra hiçbir şeyin farkında değiller. Millet böyle bir düşmüş şeye rezidans yapacağız, bina yapacağız der. Sizlere yatırım yapılması lazım. Sizlere. Evet. Sizlere. Size bir... Ha, mesela işte canlı yayındayken hemen sizin şeyinizi de alalım. Tribalinizi çizeyim. Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bu ilk önce sağ alt köşeye bir saniye. Sağ alt köşeye adınızı, soyadınızı. İlk önce adını söyledim. Canlı canlı. Şöyle. Şurada şu, bak. Şu örneği burada. Hadi ver şu örneği. Ondan sonra. Ha? Boş senet yapma beni yok. Yapma. Ne? Senete imza atıyorum. Yanacağım çocuklar. Yanacağım. Yakacak dedim. Yok. Yani geldi. Alacak paraları gidecek. Aman yapacak şimdi çizecek. Tabii tabii. Şimdi gözlüğü de takalım. Fatih arkadaşımız biraz espiritüel takılmayı seviyor. Fatih ya. Ah Fatih beni çok yaptı. Fatih enteresan Fatih bir arkadaş. Fatih sayesinde ondan sonra DGM'de yargılandım ben biliyor musun? Eyvah. Tabii tabii. DGM'de yargılandım. Mahkemeye çıkardılar bizi. Ondan sonra o isim vermeyelim ondan sonra. Bir baktım. Sen de benim yanımda duruyorsun ya. Sen dedim senin ne işin var dedim. O da genel müdür. Dedi ki senin yüzünden ben de geldim. Ben ay dedim ya. Kaç seneyle yargılandı? 13 seneyle. Of. Ya zor yırttık ya. Ne diyorsun sen ya? Gelmiş geçmiş olsun abi. Öpeyim dedim şeye, hakime. Böyle yapıyor. Oğlum ne yapıyorsun dedi yani. Ondan sonra geyi mi zannettin? Böyle öpeyim abi falan. Hocam bir de şimdi burada mesela örneği var. İşte adınızı bunun üstüne diyor. Yazmışsın ama. Ben altına mı yazayım? Yok yok. Şu kesime dolduracaksın işte. Şimdi şöyle yazıyorum. Evet. Uzun adınızı soyadınız. Önce evet. adınızı soyadınız. Evet. Ben sizi onu yazarken hem takip ediyorum sizi hem de bilgilendirmek adına şeyden programdan uzaklaşmamak adına. Mesela bunu siyah beyaz olarak çiziyorum önce ama renklisini de çizebiliyorum bunu.
Çünkü